Ya seçim öncesi de e, siyasetçilerin verdiği e, bütün vaatler şu anda Bakan Şimşek'in kucağında. Nasıl okuyorsunuz siz? Şimdi burada bir hani buna perhiz buna ne lahana, lahana turşusu derler ya buna benzer bir şey var. Tablo var burada. Eee şeyin iktidarın seçim öncesi vermiş olduğu vaatlerle Mehmet Şimşek ismi bir kere örtüşmüyor. Ne çünkü e, demin de söyledim kağıt ekonomisti ne demek? oturur. kendince bir şeyi vardır, onun formülü vardır. bunu kapitalist düzenin, bunu da söyle, İngiliz okulunun diyelim. Evet. Babacan da Mehmet Şimşek de birer temsilcileridir. Bunlar e, oturdular mı kağıt üzerinde hesap yaparlar. Mesela şöyle bir şeydir yani öyle nebati gibi bakışlarla şeylerle bol mesela bir musluk düşünün su akıyor bol 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 dağıtmazlar. Musluğun başında durur, damla damla vermeye verdiğinde canı gider. Böyledir. Çünkü o şeyi tutturmak zorundadır kendince. Evet, ee, hedef. Mesela hedefini tutturmak zorundadır. Geçen sene erik 100 liraydı. Örnek veriyorum. Bu sene 200 lira oldu. %100 zam geldi. Enflasyon %100'dür der. Mehmet Şimşek buna 210 lira olduğunda işte ben düşürdüm bunu %5'e eder, kenara çekilir. Ya onun matematiğinde erik hiçbir zaman geri 100 liraya dönmez. Benim zamanımda %5 arttı kardeşimler kenara çekilir. Bu arada Mehmet Şimşek 2009-2015 yılları arasında ek ekonomi bakan değildi herhalde. Ekonomiden sonra mali, e başbakan yardımcısı mıydı? Tam görevde şey değil, yarısı görevinin Canikli'deydi. E şeyleri falan, SPK falan verilmemişti zannedersem. O dönem bile eee asgari ücret zamlarını hatırlayayım. %4, %4.3 6 aylık süreçte 2009, 2010, 2011, 2012 bakın 2015'e kadar %6'nın üzerine çıkmamıştır. Yani şu şunu biliyor Mehmet Şimşek. Kağıt ekonomisti dediğim dememin sebebi de bu. Eğer ben diyor asgari ücreti %100 gibi bir zam yapabilir yaparsam bu ürüne enflasyonu %150 gibi yansır. Çünkü işverenin cebinden çıkıyor. İşveren bunu mamülüne veya hizmetine yansıtmak zorunda. Bu da otomatik olarak e, halka yansıyor. Yani hiçbirinin e, şey aslında dekor değişti. Aslında değişen hiçbir şey yok. Ama e, şu beni düşündüren asıl konu şu. İktidar son 20 yılın şeyin başbeyin dediği gibi son 20 yıl bekledi. EYT'dir işte en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak gibi Söylenler söyledi, vaatlerde bulundu. Bunu Mehmet Şimşek de, de gerçekleştiremez. Yani bu mümkün değil. Mehmet Şimşek bunu yapmaz. Ya Mem Mehmet Şimşek isim değişti, dekor değişti. Nebati ile devam edecek bu o öve öve bitiremedikleri yeni ekonomik model devam edecek. Mehmet Şimşek orada dekor olarak duracak. Veya Mehmet Şimşek bir dekor değilse, Mehmet Şimşek'in e, uygulamaları ekonomiyi yönlendirecekse eğer, kusura bakmayın... Bu şey bir balonmuş. Bu yeni ekonomik model dedikleri şey balonmuş. Bu ver verilmiş olan vaatlerin de gerçekleşemez. Yani Mehmet mümkün değil. Yani sıktıracak diyorsun. Ya şöyle e, şey, şey olmuyor. Yani aşağı çekiyorsunuz ayak açılıyor. A, ayağı örtüyorsunuz. Yorgan örtmüyor yani. <laughs> belli şeyin ölçüsü belli. Ha, bu arada o şeylere gelince bunlar çok çabuk unutuluyor. Yani bu millet de unutuyor. IMF'ci dediler. Işte, <laughs> İngiliz dediler. İngiliz evet. şuhadir. Dedi. Bir sürü şey söylediler. Ağzı alınmayacak şeyler. Ama e, Mehmet Şimşek'in bir şeyi değiştireceği yok. Ben şunu söylüyorum. Mehmet Şimşek'le alakalı benim aklıma gelen şey şu. Mehmet Şimşek'i gördüğümde zam geliyor aklıma benim. E, inanın insanlar e, yani Allah göstermesin ama yiyecek ekmek bulamayacaklar. Ben üreticinin bitiş yani Mehmet Şimşek'i gördüğümde üreticinin biteceği. Evet. Şöyle bir şey var. Dolar çıkacak. Niye dolar çıkacak? Çünkü bunların tek bir formülü var. Dışarıdan yatırımcı getirebilmek. Ali Babacan da aynısını söylüyordu. Ben dışarıdan daha fazla yatırımcı getirebilirim. Dışarıdan yatırımcı getirmek ne demek ne demek Ali Bey? Bunu bir önce bir açmak lazım. Dışarıdan yatırımcı getirmek demek ülken ucuzsa dışarıdan yatırımcı gelir. Adam çok para kazanacaksa dışarıdan yatırım. Bir milyon lira getirdi yatırdı. Örnek veriyorum bir arı aldı. Erik aldı. Herhangi bir ticarette 1 milyon lira getirdi. Bu adam bu 1 milyon lirasını 1,5 milyon lira yapmadan veya 1 milyon dolarını 1,5 milyon dolar yapmadan niye gelir geri döner mi? Dönmez. Bunu bu ilk etapta evet piyasayı biraz rahatlatır gibi olur ama bizim malımız pul olur. Yani öyle yani para kazanmış olmayız. Evet bir kısmen bir dolar girmiş olur ama bunun neticesinde ülke daha da aşağı batar daha da aşağı batar. Mehmet Şimşek'le bu iş çözülmeyecektir. Değil Mehmet Şimşek'i hocamın da dediği gibi kimi getirsin? Hazreti Cebrail'i getirsin demişti Profesör Doktor Haydar Apoş hocam. Bu sistemle, bu düzenle hiçbir şey değişmeyecektir. Peki, teşekkür ederim.